İyi akşamlar değerli izleyenler. Yine bir perşembe akşamında sizlerle birlikteyiz, evlerinize konuk oluyoruz. Günlerdir tartışıldı, günlerdir eylemler yapıldı. Eylemler bitti, maaşlar alındı, sorunlar bir nebze olsun çözüldü gibi dedik. Ama sanki bir şeyler kapının ardında bekliyor gibi bir durum da söz konusu. Bahsettiğimiz ana başlığı hemen hemen hepiniz fark etmiş durumdasınız. Lefkoşa Türk Belediyesi. Evet, bu akşam ART stüdyolarında Lefkoşa Türk Belediyesi'ni masaya yatıracağız ve Lefkoşa Türk Belediyesi eski başkanlarına Sayın Kutlay Erk bu konuda bize bilgilerini aktaracak, düşüncelerini aktaracak ve ileriye dair neler görüyor onları bizle paylaşacak. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyiz efendim, gayet iyiyiz. Umarım siz de iyisiniz. Çok şükür her şey yolunda. Ülke meseleleri de biraz hallolsa sanki böyle halk olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak biraz daha iyi olacağız ama bekliyoruz. Elimiz kulağımızda, bakalım nereden ne ses gelecek. Ama ben 60 yıldır bekliyorum, pek düzelmedi. Bu arada yaşınızı da ortaya çıkarmayın lütfen. Yani bu kadar zamandır bekliyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan özellikle Kıbrıslı Türklerin sorunları belki her gün farklılaşıyor ama sürekli sorun ortamında yaşamaya alıştık artık. Aslında sorun da olmazsa, hani tamamen her şey güllük gülistanlık giderse hayat da çekilmez olur derler hep de. Herhalde travmalar geçireceğiz. Ama hiç biz öyle bir dönemi yaşamadığımız için evet. Nasıl olacağını bilmediğimizden dolayı herhalde canımız oraya asılı evet, kalıyor. Hani evet. Aş ermek gibi bir durum. Canımız erik çekiyor ama maalesef bulamıyoruz. Evet Sayın Erk, girişte de bahsettiğim gibi bu akşamki konumuz aslında ülke siyaseti, iç gün. Lefkoşa Türk Belediyesi kimine göre iç siyaset malzemesi oldu ve bu hale geldi. Kimine göre şu anki yönetimin düzgün yönetememesi neticesinde bu hale geldi. Siz Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bir dönem başkanlık yapmış bir kişi olarak neler söyleyeceksiniz Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bugün içinde bulunduğu durumla ilgili? Belediyenin bugün içinde bulunduğu durum tamamen bir yönetim arızasıdır. Veya bu felaket kötü yönetimin getirdiği bir felaket olmuştur. Bunu tabii başkaları, özellikle iktidar ve iktidar partisi iç siyaset için, kendi parti içleri siyaset için kullandılar. Doğal olarak muhalefet de hem batan belediye için hem de bu batan belediyeyi kurtarmak yerine kendi iç hesaplaşmalarında kullanmaya çalışan hükümet ve Ulusal Birlik Partisi'ne karşı da siyasi bir olay olarak değerlendirmiş ve yorumlamıştır. Muhalefetin yaptığı doğru tabii ki, çünkü belediye battı. Muhalefet bunu siyasi bir şey olarak, malzeme olarak değerlendirecek ve kendi görüşlerini aktaracak. Aslında bir raddede de muhalefet için bir kazanım oldu bu. Muhalefet için kendini daha iyi anlatım oldu. Yani bu muhalefet partileri son yerel seçimlerde kendi adaylarını gösterdiydi. Biz daha iyi yapacağız diyen adaylardı. Hı hı. Eski başkan yeniden seçim kazandı. Ve şimdi muhalefet partileri o zaman Lefkoşalı'ya daha iyi yapacağızı anlatamadılar. Şimdi diyor ki Lefkoşalı'ya, biz anlatamadıydık size. Seçtiğiniz adam, %60 oy verdiğiniz başkan anlattı size. Nasıl bir belediye başkanı olması lazım? Bir belediye başkanı nasıl yönetmesi lazım? Şimdi anlamış olmanız lazım Sayın Lefkoşalılar, diyor muhalefet. Çünkü %60 oy verdiğiniz zaman batırdı belediyenizi. Ve biz size söylediydik. Batıracak, battı zaten. Daha da kötüye gidecek. Dolayısıyla bizim adayımızı destekleyin diye biz size söylemiştik, diyor şimdi muhalefet partileri. Haklı bir zemin üzerinde bir muhalefet veya politik görüş yapıyorlar. Ha, iktidar partisinin kurultayı vardır diye, kendi kurultayları vardır diye içeride kamplaşmalar, bölünmeler, didişmeler, kavgalar, zaten ayyuka çıktı her şey. Cumhurbaşkanı da taraf oldu diye görüyoruz. Böyle bilgiler ve gözlemler alıyoruz. Onlar da bu kamplaşmalar içerisinde parti içerisinde delege üzerinde popülaritesi yüksek olan belediye başkanını bir taraf kollamaya, bir taraf da ne yapacağım ben, bundan nasıl kurtulacağım diye pozisyon almaya çalışan taraflar oluştu. Tamamen politik oldu. Şimdi bunlar doğru mudur? Tabii ki yanlıştır. Yani parti içi hesaplaşmalara kullanmak yanlıştır. Yanlış olan bir başka bir şey belediyenin batırılmış olmasıdır. Burada tek kabahat
belediye başkanınındır ve ona mecliste sorgusuz sualsiz destek veren yandaş belediye meclis üyeleridir. Bu iki grup birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi'nin batmasının bizzatihi sorumlusu ve suçlusudur. Başka sorumlu ve suçlu aramak talidir. Hükümet de taraftır, evet taraftır. Hükümet de destekledi, evet desteklemiştir. Sayıştay zamanında yapmadıydı, işte yargı zamanında çalışmadıydı, şu olduydu, bu oldu. Bunlar talidir. Esas kararı alıp da uygulayan ve bunu sürdüren başkan ve yandaş meclis üyeleridir. Peki bir dakika, şu an hükümette olan siyasi partiye mensup bir başkan var. Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki başkan. Daha önce farklı bir partideydi. Ulusal Birlik Partisi'ne bir geçiş gerçekleşti. Fakat bunun öncesinde şu an tamam başkanı suçluyoruz. Yanlış yönetim siyasi hesaplaşmaya döndü diyebiliriz. Yani özetle sizin söylediklerinizden çıkardığım sonuç bu benim. Fakat yani bu ülkemizde yaşanan diğer birçok kurumda da olduğu gibi. Yani örneğin bir Kıbrıs Türk Hava Yolları. Örneğin şu an özelleştirilmeye çalışılan elektrik kurumu, bununla birlikte telekomünikasyon dairesi ve XYZ diğer kurum ve kuruluşlar. Yani özelleştirme yasası da geçti. Bununla birlikte birçok değişiklikler bekliyor. Birçok şeye gebe aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hem hükümet olarak hem halk olarak bekliyoruz neler olacak. Ama bu söylediğimi diğer kurum ve kuruluşlarda da söyledik hep. Sizinle zaten bu akşam burada olmamız, bu konuları masaya yatırmamız bir hata bir günde veya bir yılda mı oluşuyor? Bunun bir altyapısı olması lazım. Yani şimdi yıllardır Sayın Bulutoğulları Lefkoşa Türk Belediyesi'nin başında Lefkoşa'yı idare ediyor. Hükümete bağlı bir belediye başkanı. Fakat bunun öncesinde işte Sayın Bora, siz ve daha öncesinde olan başkanlar var. Ve bu dönemlerle ilgili size de çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bunları siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ama çıkıp siz bunların gayet güzel bir şekilde izahını yapıyorsunuz. Fakat neden ısrarla halen daha suçlamalar size kadar dayanıyor? Yani şimdi muhalefete baktığımız zaman Lefkoşa Türk Belediyesi'nde Sayın Bulutoğulları'nın başkanlığa gelmesiyle bir milat oluştu. İyi mi kötü mü? O çeşitli kesimlere göre değişiyor. Ama iktidara da baktığımız zaman şimdi iki ayrı kutup var. İki ayrı kutup da birbirine suçlamaları yöneltiyor bu gibi durumlarda. Gayet de doğal. Ama geçmişe gittiğimiz zaman, geçmişten bugüne kadar aktarılanlara baktığımız zaman hatalı olan şeyler var mıydı? Efendim, şimdi bakın. Yani evet diyebiliyor musunuz siz Lefkoşa Türk Belediyesi'nin eski başkanı olarak evet ben burada hata yaptım diyebileceğiniz bir konum var mı, bir durum var mı? Yoktur. Ya da sizden çok önceki başkanda gördüğünüz bir hata, evet burada hata yapıldı, bana geldi, ben düzeltemedim ve buraya kadar gelindi diyebileceğiniz bir durum var mı? Hayır. Ben Lefkoşa Türk Belediyesi'ni devraldığım zaman 284 çalışanı vardı. Hep bunu söylüyorum. Hiç saklamana söylüyorum. 284 çalışanı vardı. Bankada 800 milyar nakiti vardı. Cemal Bulutoğulları'nın asfalt şirketine verilmiş Lefkoşa yollarının asfaltlanması için 1,5 trilyonluk ihale vardı. Cemal Bulutoğulları'nın şirketi yapıyordu. Bir park ihalesi vardı 300 milyarlık. Piyasa borçları da vardı. Ve bir de sonuçlanmamış toplu iş sözleşmesi vardı. Ben devraldığımda. Şimdi bu üzerinde çok fazla böyle enkaz edebiyatı yapacağım bir durum muydu? Değildi. Bir başkent belediyesi için değildi aslında. Değildi. Evet. Başladığımda bu veri tabanıyla başladığımda enkaz edebiyatı yapacağım bir durum değildi. Benim için enkaz nereden çıktı? Su parasını bana hükümet, merkezi hükümet, o zaman Ulusal Birlik Partisi hükümeti, ben seçimi kazandıktan hemen sonra daha önceki UBP'li belediye başkanına 100 bin lira tonu sattığı suyu bana 350 bin lira yaptı. 100 bine alan belediye 500'e satardı. Ben 350 bin almaya başladım, gene 500'e satacağım dedi bana bakanlar kurulu. Fiyat artırmaya da izin vermedi. Esas belediyenin bütçesini oyan
Bakanlar Kurulu'nun bu yaklaşımı oldu. 1 trilyon 800 milyar buradan açık verdi belediye. Yoksa eski başkan Şemi Bora'dan kalan 800 milyarlık nakit, işte piyasa borçlarıyla beraber belki 2,5 trilyonluk bir açık hesap idare edilebilir bir hesaptı. Ama bunun üzerine 1 trilyon 800 milyar da hükümetin öfkesinden gelen açık bizi zora soktu. Ama ben çıkıp ağlamadım. Ben baktım hesaplarıma, tasarruf lazım dedim. Hı hı. Tasarruf benden başlayacak dedim. İşçiden değil. Tasarruf benden başlayacak dedim. Ve ben makam arabası kullanmadım. 4 yıl belediye başkanlığı yaptım. Makam arabamın akaryakıtını da ben koydum. Servis ücretine ben verdim. Bir tek kuruşluk makam arabama, kendi arabama harcama soktu belediyenin. Kendi arabamı kullandım. Kendi telefonumu kullandım ben. Makam arabası sadece törenlerde, törensel amaç için kullandım. Onun dışında kullanmadım. Tasarrufa benden başladım. Peki aldığınız diğer tedbirler nelerdi? Kara delikleri bulduk. Hı hı. Belediyenin kara deliklerini buldum. Bazı fuzuli giderlerini buldum. Onları da giderdim. TAK ajanslığını iptal etmek zorunda kaldım. Ona da tasarrufa ihtiyacım vardı. Döndüm sendikaya, dedim ki toplu sözleşmeyi bağlayacağız, bitireceğiz. Neyse kaça kaçsa bitireceğiz. Ve artık hesabımızı, kitabımızı bilip önümüze bakacağız dedim sendikaya. Döndüm hesapları karıştırdım. Nereden ne para toplayabilirim diye. Ve onu yaparken keşfettik ki Lefkoşa Rum Belediyesi'nden onlara verdiğimiz kanalizasyon hizmeti karşılığı 800 bin Kıbrıs lirası alacağımız var. İyi bir paraydı. Hı hı. Ben bunu talep ettim. Dönemin hükümeti de, dönemin cumhurbaşkanı da bana her türlü hakareti yaptı bu parayı alacağım diye. Her türlü muhalefeti yaptı. Her türlü zorluğu çıkardı bu parayı almayayım diye. Ve ben o zamanki cumhurbaşkanına söyledim. Senin devletinin hükümeti bana düşmanlık ederek su parasında 1 trilyon 800 milyar açık yarattı. Buna sesin çıkmaz. Bu taraftan Lefkoşalı'nın harcadığı paradır Rum Belediyesi namına. Lefkoşalı Türklerin harcadığı paradır Rum Belediyesi namına. Bunun parasını alacağım. Bunun için her türlü muhalefeti yapıyorsunuz dedim. Aldım o parayı. Ve ben bütçemi öyle denkleştirdim. Tasarruflarla denkleştirdim. Açık hesapları, gelirleri etkin yönetimle, giderleri de etkin yönetimle dengeledim. Dolayısıyla kimse hatırlamaz benim o zaman böyle ağlayarak edebiyat yaptığımı. Çünkü yapmadım. Ve belediyenin de çalışanlarının maaşları da bayram ikramiyesidir, 13. maaşıdır neyseydi, bütün haklar, 1 Mayıs ödenekleri, fazla mesai ödenekleri, sosyal sigorta yatırımları, ihtiyaç sandığı yatırımları düğününde yapıldı aksamaksızın. Dolayısıyla ben aslında çok kötü bir yapı devralmadım. Yani yiğidi vur öldür ama hakkını ver. Çok kötü bir yapı devralmadım. Arızaları olan bir yapı aldım, tamam. Ama arızalar geçmişten gelirdi. Yapılanan bir belediyeydi, tamam. Ben kendim bunu düzeltmeye çalıştım. İstihdam yaptım ben. Ama ben istihdam yaparken yeni şubeler açtım. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir belediyesinde trafik zabıtası yoktu. Ama belediyeler yasası belediye sınırları içerisinde belediyelere trafik zabıtası yapma ödevini verir. Ben zabıta görevini başlatacağım dedim. Trafik zabıtası başlatacağım dedim. Başlattım. Trafik zabıtası için istihdam yaptım. Eğitim yaptırdım trafikte. Ve yasa gereği de trafik zabıtası görevi yapacak olanların yetkilendirilmesi lazımdı o görevi ceza yazmaları için. İsmen Bakanlar Kurulu'ndan bunları yetkilendirdim. Bu istihdamı yaptım. Hı. Sera bölümünü açtım. Lefkoşa'nın fidanlarını, çiçeklerini kendi seramıza yetiştirmek üzere. Yaşlılara Avrupalı Hizmet Birimini açtım. Ben birim açtım ve istihdam yaptım. Ben televizyonlarda bağlanıp da şikayet edenleri yarın sabahtan işe gel diye almadım. Gece meyhane köşelerinde, içki masalarında ben istihdam yapmadım. Ben her önüme geleni işe almadım. Benim de partim vardı, benim partimin de örgütleri vardı, benim partimin de çok sevdiğim, canım ciğerim arkadaşlarım vardı ama onlar istedi diye istihdam yapmadım. Peki kaç kişilik bir istihdam yaptınız o dönemde? Benim 134 kişi istihdam yaptım ama ben
şubeler yani açarak. Yani 284'tü belediye devralı. 418'den bıraktım. 418. Bıraktım. Ve ben yaptığım istihdamda iş gücü açığını doldurdum. Ben iş gücü fazlalığı yaratmadım. İş gücü açığı olan yere uygun bir şekilde istihdamlar yaptım. Ben devrederken mali yapı dengelerdeydi. Büyük bir borcu yoktu. Sayın Başkan, belediye başkanı, şimdiki belediye başkanı yürüdü durdu benim işte ilk önce 8 dedi, sonra 18 dedi, sonra 22 dedi. 60 trilyonlara kadar çıkan, o günkü ruh haline bağlı olmak üzere 60 trilyonlara kadar çıkan borç bıraktığımı söyledi. Ben dava ettim başkanı. Hı hı. Çünkü bir televizyon programına katıldım. Dedim ki başkan, bu söylediğin yalandır ama ben sana bir şey yapacağım, bir kolaylık yapacağım. Seni dava edeceğim. Ve ispatla, benim bu kadar borç bıraktığımı ispatla, cezamı çekeyim. Sen beni dava etmiyorsun, ben seni dava edeyim ki sana bir ispatlama şansı vereyim. Beni suçlu bulsunlar, sen haklıysan beni suçlu bulsunlar ve ben cezamı çekeyim. Hazırım dedim, dava ettim. Mahkeme huzurunda benden özür diledi. Basına açıklaması yaptı, benden özür diledi. Bunların yanlış olduğunu söylediği için ve bana yarattığı üzüntü için de özür dilediğini basından açıklamıştı. Ertesi gün gene söyledi. Adamın, yani Sayın Başkan'ın alışkanlığıdır bu. Yürür durur söyler yalanlarını. Dolayısıyla ben büyük bir borç bırakmadım. 3 trilyonluk bir açık hesap bıraktım. Ama piyasa alacakları, belediyenin piyasa alacakları 21 trilyondu. Ve bunun %10 kadarı kötü alacaktı. Yani 2 trilyon gibini çıkın, 19 trilyon gibi piyasa alacağı vardı. Peki 3 trilyon bir açıksa bıraktığınız belediyeyi, yani yeni başkanlar devroldu. Sosyal fonlara da vergiler, yani ne sosyal sigortalara, ne ihtiyaç sanığına, ne vergi dairesine, hı-hı, ne personele, hı-hı, ne kıdem tazminatlarına da borcu yoktu belediyenin. Ha, bir de 8 trilyon avans kullandık maliyeden. Hı hı. Ama maliyeden 8 trilyon 200 milyar alacağımız vardı. Bundan nereden kaynaklanırdı? Büyük bir kısmı KDV iadesi diye maliyeden alacağımız. Hı hı. Avrupa Birliği fonlarından uyguladığımız projeler. Sadece benim zamanımdan değil, Şimi Bey'in zamanından da Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan projelerde KDV iadesi vardı ve maliye ödemedi, ödemezdi. Bunu hesaplaştığımızda çok büyük bir para çıkardı ortaya. Şehit Ecevit Yusuf Caddesi'nin genişlemesi çalışmasında kamulaştırmalar vardı. Kamulaştırmayı devlet yapar, devlet öder. Hı. Ama bürokrasisi devletin daha hantal olduğu için dönemin Maliye Başkanı Sayın Ahmet Uzun'la anlaştık. Biz çabuk ilerleyebilmek için belediye bütçesini ödeyip devletin bütçesinden ödemesini alacaktık. Bunlar da benim dönemimde mahsuplaşmadı. Dolayısıyla 8 trilyon avans çektik ama 8 trilyon 200 milyar da alacağımız vardı. Ben görevden ayrıldıktan sonra bu mahsuplaşma yapıldı ve 200 milyar da üstünden para aldı Lefkoşa Belediyesi. Dolayısıyla ben sadece 3 trilyonluk bir overdraft bıraktım ama, hı-hı, piyasa alacağı da toplanabilecek para olarak 19 trilyonluk kaynak bıraktım ve ayrıldım. Ve 418 personel, hepsi de toplu iş sözleşmesi güvencesi altında eşit işe eşit ücret ödenen ve sendikayla anlaştığımız ücretleri ve özlük haklarını gününde saatinde verdiğimiz bir yapı bıraktık. Şimdi bakın ne oldu? Vikingler zamanında çıktı ülkesinden, aldı eline mızrağını, baltasını, okunu ve çok sakin hayat yaşayan İngiltere'ye saldırdı. İngiliz insanı saldırdı. İnsanlar orada sakin hayat yaşardı. Bir sorunları da yoktu günlük hayatlarında. Lordları ve serfleri vardı belki ama birbirlerini öldürmezlerdi. Bir yapı vardı giden. Vikingler bir geldiği okuyla, mızrağıyla, kendi vahşi tavırlarıyla ve darmadağın etti orayı. Sayın Bulutoğulları Avrupa kıtasına, kara kıtasına saldıran Vikingler gibi geldi. Bir yapıyı elinde mızrağı, baltası, nesi varsa saldırdı, kırdı, döktü, yıktı, batırdı. Ondan sonra döndü ki bana para verin kurtarayım diyor. Çok para büyük bir çalışır. Suçlama ama bu. Hayır. Vallahi çok haksız bir suçlamaysa buyursun mahkemeye. Benim hiç çekincem yoktu. Ben buna vesile olmak istemiyorum lütfen. Olmayabilirsiniz ama dediğim gibi bu şekilde geldi. Bütün yapıyı darmadağın etti. Siz eğer
428 personelle çalışan belediyeye yeni bölümler de açmadan uyduruk yeni bölümler söylüyor ama yeni bölümler de açmadan siz 600'den fazla insan daha ilave edeceksiniz. Gelirlerinizi toplamayacaksınız. Toplayamayacaksınız. İhaleler yapacaksınız. Bedelleri, ihale bedelleri anlaşılır olmayan şekilde pahalı olacak. Ama yorumlanabilir şekilde pahalı olacak. İhaleler yapacaksınız. Tabii ki batardı. Geç bile kaldı batsın. Zaten 4 yılda battıydı. Biz 2010 seçimlerinin kampanyasını yaparken CTP olarak ve adayımız sevgili Semavi Aşık kampanyasını yaparken dedik ki bu aday Cemal Bulutoğulları yeniden aday oldu ama bu belediye battı ya dedik diye. Ama Lefkoşalı ona güvendi. 160 oy verdi. Şimdi derdi ne yanıyor? Battığını söylediğimiz belediye bize inanmadı. İnandığı insana 160 oy verdi ve inandığı insan kendilerine ispatladı ki kandırdı kendilerini. Battı belediye. 2 yıl içerisinde seçime çıkalı 2 yıl. 2 yıl içinde kütür kütür gitti belediye. O zaman bizim konuştuğumuz 60 trilyon mu 80 trilyon mu ne bir borcu var ama belli değil diyorduk. Şimdi 140 trilyon olduğunu, eski para 140 trilyon, yeni para 140 milyon TL olduğunu Sayıştay belgeledi. Daha kim belgeleyecek? Başka kim inandırabilir sizi? Sayıştay'ın da çıkarttığı bu rakamı eğer Sayın Bulutoğulları reddederse bu memlekette bu hesapların doğru çıkardığına inanacağımız başka hangi organ var? En nihayet Sayıştay ister. Ve orası yanlıştı, burası eksiktir gibi yorumlarla değil. Gerçekte batmış ama batmasının sebebi birincisi 600 insanı istihdam etmekti. Böyle kolaydı çıkacaksınız diyeceksiniz ben işçi babasıyım. Ne oldu ya şimdi işçi babalığı? Aç işçilerin babasını babası olduğunu kabul edebiliyor mu şimdi? Aç işçiler, aç bıraktığı işçilerin babasıdır. Öyle bir babadır ki severek aldım dediği işçileri açlığa mahkum ediyor. Böyle babalık mı olur? Böyle işçi babalığı mı olur? Yoksa emeğin sömürümsü mü olur böyle? Vallahi şimdi tekrar iç konulara döneceğim. Birkaç sorum daha olacak size ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Zabıta birimini oluşturduğunuz çok teşekkür ederiz ama şu an zabıtadan yürüyemiyoruz Lefkoşa sokaklarında. Her an her yerdeler. Bunun için de size sistemlerimi bildirmek isterim. Cezalar çünkü bayağı bir çoğaldı. Ben zabıtayı aldığımda ilk açtığımız dönem o dönemin trafik müdürüyle çok iyi çalıştık. Kendisini çok iyi anarım. Sayın Mehmet Ordu'ydu trafik müdürü. O dönemde Lefkoşa'da çok yardımlaştıktı. Onların da sıkıntıları vardı. Yeterince insanı yoktu. Lefkoşa'da trafiği kontrol etmeye. Onlar da işte trafik polisi alamıyorlar. Sıkıntıları vardı. Dolayısıyla belediyenin trafik zabıtasının devreye girmesi onlar için bir rahatlatıcılık olacaktı diye. Bize çok destek verdiydi o zaman. Ve biz o zaman demiştik başkan böyle çok fazla sayıda almayın. İlk bir 10 kişi alın eğitelim. Bakanlık kurulundan onların yetkileri çıksın. Ondan sonra 10 kişiden sonra daha bir 10 kişi alırsınız. Onları da eğitelim aşama aşama yapalım demişti. Ve biz aşama aşama yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam ben ayrıldığımda 17 trafik zabıtası vardı. Benim. Şimdi kaç acaba? Ondan sonra ve bir de trafik zabıtası olacağınızda yasa belirli nitelikler yükler. Eğitim niteliği verir. Ve bizim aldıklarımız bu eğitim niteliğine uygundu. Zaten ona uygun olduğu için bakanlık kurulu da onayladıydı. Ondan sonra düşünün siz ki polisten temiz kağıdı alamamış insanlar, bazı insanlar bir kişidir, beş kişidir ama o insanlar da trafik zabıtası yapıldı. Ve onların yetkilendirilmesi bakanlık kurulundan yapılmadı. Gel oğlum sen trafik zabıtası ol denildi. Bir üniforma giydirin bu arkadaşımıza trafik zabıtası olacak denildi. Salın sokağa denildi. Verildi eline bir fatura. Yaz oğlum gitsin, yaz kızım gitsin oldu. Bunların eğitimleri, bakanlık kuruluna yetkilendirmeleri, niteliklerinin uygunluğu, temiz kağıtları. Bunlar eksik. Sayıştay'ın söylediği usulsüzlükler bunlar. Dolayısıyla biz evet trafik zabıtasını açtık ama böyle sizin şu anda söylediğiniz gibi Lefkoşa'da trafik zabıtasından yürünmüyoru yaratmadıktı.
Şimdi ikili üçlü gezerler. Bir parantez açabilirsem, İtalyanların bir şeyi vardır. Esprisi vardır. İtalyan polisi 2-2 gezer. Niçin 2-2 gezer diye İtalyanlar soruyor ve cevabını da veriyor. Birinin okuması, birinin yazması var da onun için 2-2 gezerler diye. Bizim de trafik zabıtaları, özür dilerim ama 2-2 gezdiriliyor. Bizimkilerin hem okuması hem yazması vardır ama ona rağmen 2-2 gezdiriliyor. Ve tabii ki çok kalabalık görünüyor etrafta. Ve üzgün olduğum bir şey de bunların büyük bir çoğunluğu görüyoruz. Elinde makbuz ve kalem ama telefonda konuşur. Yani trafiğe falan baktığı da yok. Yok yok, bakıyorlar. Yani faturalar biter. Ellerine aldıkları faturalar. Bakıyorlar. Sayın Erk, burada size katılamayacağım. Peki. Zabıta konusunu ele aldık. Zabıta konusundan farklı bir yere çekeceğim ben konuyu. Muhalefet partisi olarak ki Cumhuriyetçi Türk Partisi genel sekreteriniz bir dönem. Evet. Şu an aktif politikada değil misiniz gibi görünseniz de her konuyu yakından takip ettiğinizi çok iyi biliyorum ben. Fakat peki muhalefet partisi olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi, zabıta örneğini verdik. Sizin döneminizde Bakanlar Kurulu kararıyla isimler Bakanlar Kurulu'na gidiyordu. Onaylanıyordu. Belirli bir eğitimden geçiyordu. Bu şekilde bir prosedürel bir süreç vardı. Onu yapıyordunuz ve ondan sonra işte bu zabıta olabilir, farklı bir birim olabilir. Yani ehil kişiler görevlerin başına getiriliyordu. Peki şu an savunduğunuz yani İtalyan örneğinde verdiğiniz gibi 2-2 dolaşan zabıtalar. Tabii burada zabıta olan arkadaşlarımız sakın bizden şey yapmasınlar, kesinlikle onlara yönelik değil bizim konuştuklarımız, alınmalarına yönelik. Ne şekilde evet. alındıklarına yönelik. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ne yaptınız? Madem ki bu gerçekleri görüyordunuz. Sizin döneminizde. Tabii bu size ve sizin bir dönem aktif şekilde rol aldığınız, görev yaptığınız partiye yönelik bir sorudur bu. Peki bu zabıtaları bu şekilde işe alınıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, Başkent Belediyesi olarak. Peki muhalefet olarak buna karşı siz sesinizi neden çıkarmadınız? Ya da çıkardıysanız neden bu kadar duyulmadı? Şimdi biz muhalefet partisi olarak... Bu sadece olarak, zabıta örneği tabii, değil ama genel olarak... Yani Cemal Bulutoğlu'nun belediye başkanlığına başladığı dönemden itibaren biz parti olarak gerekli eleştirilerimizi yaptık. Belediye meclis üyelerimiz de mecliste gerekli muhalefeti yaptı. Borçlanmalarına, örneğin borçlanmalarına, yanlış borçlanmalarına biz izin vermedik. Onay da vermedik. Katılmadık da o kararlara. CTP'li belediye meclis üyelerinin muhalefet oyuna rağmen yapılmış borçlanmalardır. O dönem sevgili Semavi Aşık Haradağ meclis üyesiydi. Sayıştay'a gitti. Ve Sayıştay dedi ki, inceleyin bu hesapları. Bu borçlanmalar yanlıştır. Kural dışıdır. Sayıştay es geçti. Sayıştay da o dönem partizan bir tavır içerisindeydi. Sayıştay es geçti bunları. Bizim belediye meclis üyelerimizin borçlanmalarda, rastgele istihdamlarda, kural dışı istihdamlarda, belediyede mafya ilişkilerinin olduğuna dair bilgileri de hepsini kamuoyuyla paylaştı bizim belediye meclis üyelerimiz. Ve hiç geçit vermemeye çalıştı. Peki neden gündemde göz ardı edildi ama, bunlar? Ama belediye meclisinde çoğunluğumuz yoktu. Başkanın çoğunluğu vardı. Yandaş meclis üyeleri vardı. Onların desteğini aldı. İhalelerde usulsüzlükler yapıldığına dair bizim belediye meclis üyelerimizin basın açıklaması var, muhalefeti var, Sayıştay'a başvurusu var. Ancak rejim sayın belediye başkanını korudu, kolladı, ses çıkarmadı. Bunun yanında basına gelelim. Biz basını, meclis üyelerimiz olarak, parti olarak basına çok açıklamalarda bulunduk. Ama ne oldu? Basın belediyeden çok ve medya belediyeden sürekli reklam aldığı için bunlar da doğrusunu konuşmamız lazım. Sürekli belediye reklam verdi. Cömert reklamlar verirdi. Cömert bir şekilde istihdam edilmiş köşe yazarları vardı.
Şimdi konuşulur ya, işe gitmeden maaş alanlar vardır diye konuşulur ya. Bunlar içerisinde medyada program yapan, köşe yazarlığı yapan gazeteciler de vardır. Bunu da söylemek lazım. Onlarla basın aslında bir yerde pasifize edildi. Çünkü büyük ölçüde bir reklam geliri vardır. Bizim söylediğimiz doğruları bize katılarak gündem yapmakta basın hep çekinceli oldu. Reklam alsın diye. Ondan sonra da reklamları ödenmedi. Büyük paralar bunlar, ödenmedi. Bu defa da reklam parasını tahsil edebilsin diye sesini kıstı basın. Ve basın, medya aslında Cemal Bulutoğlu'nun hatalarını özellikle CTP'lilerin parti olarak ve meclis üyeleri olarak sergilediği hatalarını, medya kuruluşları kendi gözlerini kapattı. Lefkoş halinde gözünü boyadı. Bunları unutmamak lazım. Cemal Bulutoğlu'nu 6 yılda belediyeyi buraya getirdiyse basının da, basın medyasındaki bazı unsurların da desteği vardır. Lefkoş halıya gerçeği göstermemek gibi, gözünü boyamak gibi, Cemal'in suçlarına kılıf dikmek gibi bir takım ortaklıkları vardır. Bırakın ya, Cemal'dır, yufka yüreklidir. İşçi babasıdır. Şimdi söyler sonra unudur. Tamamdır, Cemal'dır, ne yapsa yeridir gibi. Yürü başkan da tamamdır gibi. En büyük başkan sensin başkan diyen medya kuruluşlarının unsurları vardır. Ben belediye işçilerinin de besin eylem yaptığı sırada bir defa eylem yerineydim. Çok fazla gitmek istemedim. Çok fazla taraf olmak, gönülden destekledim. Haklıydılar ama bir defasında olaylar biraz fazla büyüyünce gitmek istedim. Gittim de bir köşe yazarını gördüm orada. Bu belediyeden Cemal başkan olduktan sonra istihdam edilmiş, ayda 3,5 milyar veya 3500 TL para kazanan bir köşe yazarını gördüm orada. Verin eline, Cemal başkanı boğacak, koyacak oraya. Ama 6 sene metiye düzdü. 6 sene işe gitmeden 3500 TL para aldı. Parasını alamayınca, maaşları alamayınca verin eline, Cemal başkanı boğup koyacak oraya. Ama bir taraftan da Cemal Başkan'ın talihsizliği, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum, talihsizliği de bu yönden de çok ciddi talihsizlikler yaşadı Cemal Başkan. Bu talihsizlik yani değil ki. Nedir peki? Beceriksizliktir. Beceriksizlikten bunlar oldu. Beceriksizliğin adını talihsizlik de gizlemeyin. Beceriksizlik yaptı. Ben talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Siz beceriksizlik olarak değerlendiriyorsunuz. Siz kalkacaksınız ve istihdamı yığacaksınız. Sizin hatalarınızı söyleyenlere karşı ya saldırgan olacaksınız, suç şişesi fırlatacaksınız, tapta fırlatacaksınız, her türlü hakareti, küfürü yapacaksınız, herkesin ailesinin bütün üyelerine sövecek, sayacak kadar hakaret edeceksiniz veya basına yaptığı uygulama gibi, medyaya yaptığı uygulama gibi reklamlarla pasivize edeceksiniz. Ondan sonraki sonuçlarına katlanacaksınız. Yani sindirdiğiniz insanların bir gün size tepkisi olabileceğini düşüneceksiniz. Yani besleyebildiğiniz yere kadar gider sindirme. Besleyemediğiniz yerde sindirilen isyan eder. Yani eğer siz 6 sene işe gelmeden 3500 TL maaş ödediğiniz adamı sindirdiyseniz bunun ilan-ı nihaya sineceğini bekleyemezdiniz. Bu parasını almadığında ayağa kalkacaktı. İşçiler haklarını aradı. Onlar emeğini koydu, maaşını alması gerekirdi. Ama hiç emeğini koymadan sadece köşesinde Cemal'a metiye düzen bir adamın aldığı para haramdı. Şimdi tamamen suçlamalarımızı, eleştirilerimizi, yani sizlerin bir tarafta da muhalefetin sesi olarak şu an eleştirilerinizi yöneltiyorsunuz ama belirli bir kesimin de çok ciddi bir açıklaması var ki bunu farklı isimler de gündeme taşıdı. O isimleri burada zikretmek istemiyorum ama Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi, tekrar örneğini veriyorum. Hani seçim malzemesiydi Kıbrıs Türk Hava Yolları çok uzun yıllar ve bu hale geldi. Batırıldı, tasfiye edildi, kapatıldı. Çalışanlar işte kimisi bakan şoförü, kimisi o bu şekilde yerleştirildi bir yerlere ama Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bir seçim malzemesi olduğu söylendi.
Yani seçmene yatırım yapmak için, geleceğe yatırım yapmak için işte sözler verilirken Nefkoşa Türk Belediyesi'ne ve Sayın Başkan'a, Sayın Bulutoğulları'na işte şu istihdamları yapacaksın, şunları işe alacaksın şeklinde. Tabii bunlar söylenenler, bizim duyumlarımız, bunları da dile getiriyoruz. Belki siz de bir duyumlar almışsınızdır, onları biraz da masaya yatıralım. Yani seçim yatırımı olarak Defkoşa Türk Belediyesi gösterildi. Yapılan istihdamlarda, yani biz şimdi biz demeyeceğim, sizi diyeceğim. Eleştirilerinizi, oklarınızı Cemal Bulutoğulları'na, Sayın Başkan'a çevirdiniz. Ama böyle de bir fısıltı gazetesi ortalıkta dolaşıyor. Yani tamamen seçim malzemesi olarak kullanıldı Lefkoşa Türk Belediyesi ve bugüne kadar geldi. Ve bununla birlikte birçok söylenti çıktı. Sayıştay açıkladı 10 milyon sterlinlik bir paranın işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun, diğer şeyler olsun aktarıldığı, gidip geldiği. Sayıştay dönüp ondan sonra açıklamalarda bulundu. Raporlar açıklandı, ara raporlar açıklandı. Halen daha açıklanıyor. Bu paraların nereye gittiğiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Yani bir taraftan da dolaylı olarak biraz da hükümete dokunuyor bu işin ucu. Yani fısıltı gazetesi çalıştığında duyumlardan yapılan dedikodu demeyeceğim de işte kulaktan kulağa gelen haberlerden belki bire bin ekleyerek getiriyorlardır ama ortaya çıkan sonuç bu yönde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Seçim istihdamları yapıldığı kesin. Ama bütün seçim istihdamlarının veya bütün istihdamlar seçim istihdamı diye yorumlamakta ben katılmam. Çünkü dediğim gibi yani hep televizyonlarda izledik. Alayköy Belediyesi'nden durdurulan işçiler bir televizyon programına bağlandı. İşte durumlarını anlattı. Cemal Başkan dedi yarın gelin de alayım sizi işe. Şimdi burada partinin de günahı yok. Yani bu seçim değildi. Bu başkanın kendi hadsiz hesapsız yaptığı sistemde ama seçimlerde de evet kullanıldı. Peki birisi kullandı da siz kendinizi kullandırır mısınız? Kullandırmazsınız. Yanlış bir işe kendinizi kullandırmazsınız. Benim partimde ben belediyede görev yaptığım sırasında benim partim seçimler yaşadı. Örneğin Oktay Kayapağlı. Kaç dönemdir belediye başkanı. Kaç defa seçim geçirdi benim partim. Peki Mausa Belediyesi'ne yığdılar mı personeli? Yığmadılar. Peki parti örgütü istemedi mi Oktay Kayalt'tan istihdam yapsın? İstemiştir mutlaka. Yani dersem istememiştir yalandır. Mutlaka istemiştir. Yapabileceği kadarını, yapabileceği ihtiyacı olan insanı, ihtiyacı olan sayıdan ötesini yapmadı Oktay Kayalt. Kendini kullandırtmadı. Ben de yapmadım. Değirmenlik Belediye Başkanı da yapmadı. Dikmen Belediye Başkanı da yapmadı. Girne Belediye Başkanı da yapmadı. Gönyeli Belediye Başkanı da yapmadı. Hele ki Gönyeli Belediyesi'nde bunu da söyleyeyim size. Yani istihdama da ihtiyacı var belediyenin. Ama gene de başkan sıkıyor. Yani çok da mecbur değilim ben bu istihdamı yapmakta diye sıkıyor gene de başkan. Parti örgütü demiyor mu? Ya başkan madem ki ihtiyacın var al demiyor mu? Diyor mutlaka ama başkan da diyor ki bütçe dengelerimi korumam lazım. Yaptım mı istihdamı sarsılabilirim. Sıkıyor. Dolayısıyla kullandırırsanız kendinizi kullanırlar sizi. Ama eğer kendinizi kullandırmazsanız öyle seçim istihdamı falan filan diye yapmazsınız. 10 milyon pound borçlanıldı. Bir amaç için borçlanıldı veya bir amaç gösterilerek borçlanıldı. Başka türlü kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sayıştay raporlarından da öyle gidiyor. 3 milyon pound'un Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanıldığına dair bir takım söylentiler var. Cumhurbaşkanı böyle bir parayı ben kullanmadım diyor. Başbakan vallahi ben ne bileyim diyor. Ben o zaman gene sekreterdim. Kampanyayı ben yaptım. Ben böyle bir para kullanmadım ama diyor başbakan. Başka kampanya merkezleri de vardı. Onu bilmem diyor başbakan. Şimdi saraydan saraya da şahin uçururlar birbirlerine. Biri diyor ki ben hiç öyle para kullanmadım. O biri de diyor ki vallahi ben kullanmadım. Ben de kullanmadım ama diyor parti olarak kullanma. Başka merkezde de kullandılar mı diyor bilemem. Araştıracağım diyor. Araştırmaya diğer bir konudur diyor. Ve araştıracağım diyor başbakan. Dolayısıyla orta yerde bir şaibe var. Orta yerde kamu vicdanının ikna olmadığı bir durum var. İzaha ihtiyaç olan bir durum var. Demek ki orta yerde bir karanlık delik vardı.
o karanlık delikten 3 milyon pound gitti. 3 milyon sterlin gitti. Kime gitti? Öğrenecek miyiz? Hayır, öğrenmeyeceğiz. Tencerelerin dibi kara. Ha birinin daha kara, ha birinin daha az kara. Tencerelerin dibi kara. Şimdi bu dibi kara tencere kalkıp da herkese söyleyecek mi dibimiz kara diye. Birbirlerine dibimiz daha kara diyecekler. Bize söylemeyecekler, öğrenmeyeceğiz. Bu 3 milyon pound'un nereye gittiğini öğrenmeyeceğiz. Ama kamu vicdanı bu şaibeyi o insanlar üzerinde görecek. Ama şimdi yapılan açıklamalara baktığımız zaman borçlanma tarihleri bu paranın ortadan hani nereye kullanıldığı şeklinde Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar var. Sayıştay bunu bir taraftan doğruluyor. Bir taraftan Sayıştay'ın raporlarına göre bir bankaya yatırıldı. Kalan kısmı işte parayı ikiye bölündü yanılmıyorsam. 8 küsurluk bir kısmı borçlanmalara, diğer kalan kısmı da TL ve döviz borçlanmalarına gitti. Belgelendiğini söylüyorlar ama siz halen daha şaibe olduğunu. Şaibe var. Yani bunu açıklayacak olan aslında çıkıp şeffaf bir şekilde Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanlığı kampanyalarımın bütçesi buydu diye geliriyle gideriyle Sayın Eroğlu açıklayacak. Ulusal Birlik Partisi de açıklayacak. Belli ki iki kampanya merkezi vardı. Bunu dönemin genel sekreteri, şimdi parti başkanı olan Ersen Küçükbey söylüyor. Belli ki iki merkezden Cumhurbaşkanlığı kampanyası yaptılar. Biri partiden, diğeri de adayın kendisinin bir merkeziydi herhalde. Hı hı. İki merkezde çıkıp Cumhurbaşkanlığında vallahi billahi işte biz böyle gelir elde ettik, böyle harcamalar yaptık, işte faturalarımız, işte bilançomuz demezse bu şaibe kalkmaz orta yerden. Yani Sayıştay'ın raporu da şu an sizin için geçersiz mi? Benim için tabii ki. Şimdi bakın. Yani çıkacak Sayıştay raporunda 3 milyon pound'un nerede olduğunu bulamadık diyecek. Ondan sonra 3 milyon TL ile bir izahat bulmaya çalışacak. O 3 milyon pound'un yarısıdır 3 milyon TL. Sosyal sigortalarla ilgili bahsediyorsunuz herhalde. Bu sigortalardaydı evet. Diyor. Çek karşılıksızdı, şimdi sonrasında tahsil edildi falan. Sigortalarda bu gariplikler olur. Hı hı. Bizim de şirket olarak biz de yaşıyoruz. Personelin biz aksamaksızın şeyini yatırıyoruz. Sosyal fonlarını yatırıyoruz. Sonunda birisi işte hasta olur gider. Kağıt falan alacak, evrak alacak. Der ki sigortalar senin yatırılmamış primin var. Ama bu da yani devletin bir kurumunun kabul edilebilir bir hatası değil. Hata olarak değerlendiriyorum ben bunu. Günlük hayatta yaşıyoruz biz bunları. Ondan sonra bakalar kusura bakmayın derler. Gelir hesaptaydı yatırımınız, genel hesaptan adınızı aktarmadık. Tamamdır yatırımınız derler ama tabii ki epey kavga galabadan sonra bu sonuca varılır. Yani işte devletin şimdi bizim yatırdığımız para, bu şekilde olmaması bizim lazım. Yatırdığımız para öyle büyük paralar değil. Siz gideceksiniz ve sigortanın hesabına 3 milyon TL yatıracaksınız. Ve bunun farkında olmayacaklar. Ya bu ne demektir? İnsanın gövdesine top gullesi attılar demektir. Ve hissetmedi. Kurşun değil, gülle attılar. Hissetmedim diyor. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu kurşun değildi. Yarası görse vız diye kulağımın yanından geçti. Bu toptu. Geldi sana. 3 milyon TL yattı sana. Ve bunun farkında değildi. Bu uyduruklukdur. Özür dilerim. Yani 3 sonunda milyon TL de az buz bir para değil. Ya uyduruklukdur ya gayri ciddiyettir. Dolayısıyla şaibelerin içerisinde bu da bir diken başıdır. Kamu vicdanı şu anda bu şaibenin olduğundan yanadır. Kim temizleyecek? Bunu Ulusal Birlik Partisi ile Sayın Eroğlu kendileri Cumhurbaşkanlığı seçim bütçesini insanların ikna olacağı şekilde şeffaf bir şekilde açıklamasıyla bu olur. Çıkacak Sayın Eroğlu, ben bu kadar bağış topladım. Çıkacak Ulusal Birlik Partisi, biz bu kadar bağış topladık ve bütçemizden para ayırdık diyecek. Biz bunlarla bu kadar ödemeler yaptık diyecek. Ve o zaman kamu vicdanı diyecek ki tamam ya bu 3 milyonu kullanmamış bu arkadaşlarımız, özür dileriz diyecek. Yoksa bu şaibe onların üzerinde yapışılı kalacak. E tabii ki doğal olarak Lefkoşa Türk Belediyesi'nde de açılmaz bir yara. Tabii ki. Kapanmaz siz bir yara. Siz borçlanacaksınız, pardon. Belediyenin borçlarını kapatmak için borçlanacaksınız. Ve eğer doğruysa o paranın %30'unu
gidip birini seçim kampanyasına harcayacaksınız. Belediyenin boşluğu daha devam edecek. Ondan sonra niye battı bu belediye? Batar tabii. Böyle olursa batar tabii. Niye bizim zamanımıza batmadıydı? Böyle şeyler yapmadıydık. Daha için batmadıydı. Şemi Bey'in zamanında niye batmadıydı? Veya Burhan Yetkili Bey'in zamanında veya Akıncı'nın zamanında niye batmadıydı? Böyle şeyler yapılmadığı için ama batmadıydı. Ama bahsettiğiniz dönemlerde yani sizi bir kenara bırakarak 6 yıl öncesi çok yakın bir tarih sizin belediye başkanlığınız dönemi de Sayın Bora ve gerisine gittiğimiz zaman hani ne Lefkoşa bu kadar yayılmıştı, gelişmişti, ne bu kadar ahali vardı, ne bu kadar hizmet götürülmesi gerekiyordu. Yani şu anda da aslında Lefkoşa sınırları genişledi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin hizmet sınırları genişledi. Ve bunun sonucunda yaşanan bazı sorunlar var. Bu sorunları herkes göz ardı edebilir. Çünkü geniş bir bölgeye hizmet götürülüyor. Bana sorarsanız normal bir vatandaş olarak bilmiyorum belki stüdyodan çıktığımda kapıda bir grupla karşılaşırım ama Lefkoşa Türk Belediyesi'nde çalışanların sayısı bana göre çok değil. Bana göre ama. Yani bu size göre çok olabilir, diğerine göre çok olabilir. Çünkü geniş bir platforma yayılmış bir bölge ve başkent belediyesi hizmette kusurun olmaması lazım. Ama bu kadar istihdamla bu hizmet soru işareti. Şimdi size bir şeyde katılırım. Yani belediyede ne kadar fazla iş gücü olursa o kadar fazla iş yapabilirsiniz gibi bir düşünce. Neticede belediye hizmetleri emek yoğun hizmettir. Hani otomasyona çok fazla giremezsiniz belediye hizmetlerinde. Evet yani su emek faturası yoğundur. Ya da şey değil ki belediye evet. Hizmetleri çok geniş kapsamlı emek bir şey. Emek yoğundur. Tabii. Dolayısıyla iş gücüne dayanır. Ya doğrudan belediye kendisi istihdam eder ya özel şirketlere bunu ihale eder, hizmet alımı yapar ama neticede bir emekle, iş gücüyle evet. Yapılan işlemlerdir. Evet. Sizin dengeniz bütçenizdedir. Bütçe gelirlerinize göre yapacağınız, yapabileceğiniz istihdam olur. Sizin gelirlerinizi artırmanızla hizmetlerinizi artırmak ve dolayısıyla istihdam sayısını artırmak imkanınız olabilir. Hı hı. Ama gelirlerinizi artırmadıysanız hizmetleri artırmanız ve buna bağlı olarak çalışan sayısını artırmanız mümkün değildir. Yaparsınız batar. Şimdi başka bir noktadan bakalım. Fazla değildir diyoruz. Dönersiniz Suriçi'nin temizliğini ihale edersiniz. Ama nasıl ihale edersiniz? Belediyenin araç, gereç ve ekipmanları kullanılır. Yani ihaleyi alan hiç araç, gereç yatırımı yapmaz. İş gücünü kullanır sadece. Ama Suriçi'nin temizliğini yapan iş gücünüz hala daha belediyede çalışma devam eder. İlaçlamayı ihale edersiniz. Ama ilaçlamada çalışan iş gücünüz hala daha devam eder. Ve dersiniz ne iş yapacak biz der size. İnsana bizim işi özelleştirdin. Tamam peki senin kararın. Peki ben ne yapacağım? Otur oğlum bakalım, otur kızım bakalım ne yapacaksın? İle bu iş böyle olurdu. Bizim dönemimizde, ben ve benden önceki belediye başkanlarının döneminde belediyelerin gelirleri düşüktü. Benim dönemimde ve Şemi Bora döneminde de yüksek enflasyonlarında olduğu dönemlerdi. O dönemler emlak vergisi toplamak için yazdığımız kağıda yaptığımız masrafa değmezdi. O kadar düşüktü. Yani yazacaksınız, formu dolduracaksınız, pullayacaksınız, vatandaşa göndereceksiniz, vatandaş gelecek, ödeyecek ve makbuz keseceksiniz, pul yapıştıracaksınız. Aldığınız para, oradan aldığınız para yaptığınız masrafa değmezdi bizim dönemlerimizde. Evet. Bizim dönemimizde bütçenin %6'sı kadar yerel yönetimlere katkı vardı. Bütçenin yerel gelirlerin %6'sı devlet bütçesinden. Benden sonra ne oldu? Emlak vergileri çok yüksek oranda artırıldı. Belediyenin gelirleri, ana geliri oldu emlak vergisi. Birincisi. İkincisi, bütçe dışı fonlar, CTP hükümeti döneminde bütçe dışı fonlar bütçeye alındı. Dolayısıyla bir anda devletin yerel gelirlerinde büyüme oldu. Onlar katılınca. Ve o büyüyen rakamın %6'sı verildiğinde yerel yönetimlere daha fazla bir meblağ geldi. O da yetmedi. 6-8,5 yapıldı. Belediyelere daha fazla bir kaynak.
verilebildi. 6-8,5 yapılırken evet köyler de bağlandı ama neticede meblağ da artırıldı. Ve gene yerel yönetimleri korumak için CTP hükümeti o dönemde emeklileri de merkezi bütçeden, hükümet bütçesinden ödemek üzere belediyelerin üzerinden aldı. Böyle bir mali imkanlarla aslında diğer belediye başkanları değil ama Lefkoşa Belediye Başkanı çıldırdı. Bu kadar gelirle çıldırdı ve ne yapacağını şaşırdı ve batırdı. Bizim dönemimizde yoktu böyle gelirler. Emekliyi de öderdik. Emlak vergisi çok düşüktü. Ve devlet katkı payı da %6'ydı. O da küçük bir bütçenin %6'sıydı. Yerel gelirlerin %6'sıydı. Bu meblağ çok arttı. Sayın Bulutoğlu diyor ki ben bütçeyi büyüttüm. Kendisi büyütmedi ki, bu gelirlerle büyüdü bütçe. Bu gelirleri yaparsanız bütçe büyür tabii. Bizim aklımız kesmez miydi böyle gelirler olduğunda küçük bütçe mi yapacaktık yani? Bu o gelirleri olunca öyle bütçeler de olurdu tabii. Kaldı ki ben kendi dönemimde yurt dışından da kaynak yarattım. Onu da bütçelendirdim aslında. Bütçe dışına kullanmadım. Onu da dış gelirler Avrupa Birliği fonlarından kaynakta yarattımdı. Sayın Bulutoğulları kimse bana para vermiyor diyor. Bu beceriye para vermek yazıktır. Verenler pişman zaten. Hükümeti bile pişman. Verdiği paraya pişman. Kefil olan pişman. Hükümeti kefil olduğuna pişman. Onun şimdi yaptığı bütün beceriksizlikleri temizlemek hükümetin üstüne kaldı. Dolayısıyla başka sponsor bulmakta tabii ki bu kapasite zorlanır diyeyim. Bu belediye kurtulmaz mı? Toparlamak için söyleyeyim. Bu belediye kurtulmaz mı? Bu belediye kurtulur. Doğru bir yönetimle, dürüst bir yönetimle, şeffaf, adil bir yönetimle bu belediye kurtulur. Böyle bir yönetime sponsor kaynakları güven duyarak gerekli desteği verir. Ve akılcı bir programla, sponsor kaynaklarıyla beraber çalışarak, belediye çalışanlarına, sendikasıyla beraber çalışarak, herkes elini taşın altına koyarak bu belediye en az 2 yılda bilemediğiniz 3 yılda ayağın üstüne kalkar. Yatırımlarını da hiç kesintiye uğratmadan bunu yapar. Ama bütün mesele sponsor kaynaklarının güven duyacağı bir belediye yönetimine sahip olmaktır. Evet, çok da güzel özetlediniz. Ben de şunu söyleyeceğim son olarak. Kim ne derse desin ben Cemal Başkan'ı çok seviyorum. Bölgeli değilim, Lefkoşalı değilim, oyum da burada değil, belediyede de çalışmıyorum, hiçbir beklentim de yok. Kişi olarak çok sevdiğim, değer verdiğim bir şahsiyettir. Sizleri de belediye başkanlığınız döneminden iyi tanıyoruz, genel sekreterliğiniz döneminden. Yönetimlerinizde bir problemin olmadığını biliyoruz. Zaten olsaydı yazılırdı, çizilirdi. Her ne kadar oklar yöneltilse de, bazı şeylerin örtbas edilmesi için sizlere yönlendirilse de, bunlar da alnınızın akıyla çıktınız. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaştınız. İnşallah her şey yoluna girer. İnşallah Lefkoşa halkı için daha güzel günler olur. İnşallah Cemal Başkan da daha sorunsuz günlerle Lefkoşa'nın başında olur. Veya kim gelecekse belediyenin başına daha sorunsuz bir Lefkoşa Türk Belediyesi ve daha sorunsuz yerel yönetimler. Çünkü dışa bizim imajımızı en önemli sergileyen alt kurumlardan bir tanesi de yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerdeki olumsuzluklar, ki bunu çok yakın bir tarihte yaşadık, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yaşanan sıkıntılar, çöp toplamama olayı, Rum tarafında, Türk tarafına geçerken dikkatli olun, salgın hastalık, Sağlık Bakanlığı alarm verdi. Yani daha ötesi yok. Başkalarının elini güçlendirmemek için biz de burada birlik olalım diyorum. Ben bilmiyorum siz ne kadar katılıyorsunuz ama. Şimdi Sayın Bulutoğulları'yla benim de kişi olarak bir kavga kalabam yok. Yani sevimli bir kişiyle olabilir ama belediye başkanı olarak mümkün değildir kendisi beğenip takdir etmem. Evet, onun yüzünden Rum Sağlık Bakanı dedi ki Kuzey Lefkoşa sağlıksızdır, dikkatli olun, hijyen yoktur, geçerken dikkatli olun dedi. Peki bunu sadece Kıbrıs'ta mı söyledi? Hayır. Çıktı dışarı
Evet. Kıbrıslı Türkler o kadar beceriksizdir, o kadar ilkel koşullarda yaşıyorlar, o kadar baskı rejimi altında yaşıyorlar ki işte bunların belediyesi de böyledir ve Kuzey Lefkoşa'da işte çöp götürüyor. Pislik götürüyor Lefkoşa'yı, Kuzey Lefkoşa'yı. Bunlar zaten anlamazdı. Bir de kalkarlar bizimle ortak olmak isterler yönetime. Bir de devlet yöneteceklermiş bunlar. Bunlar kalkarlar bağımsız devlet de isterler. Bir Lefkoşa Belediyesi'ni idare edemediler de bunlar eşitlik de ister, yönetimde hak da ister, ayrı devlet de ister diye adım gibi eminim bu kampanya yurt dışında yürüttüklerine. Gider ve der ki Avrupa Birliği sponsor kaynaklarına Lefkoşa Türk Belediyesi'ne niye para verirsiniz ya? O belediye battı. Kötü yönetilir. Ona destek maddi destek vermeyin. İlgi göstermeyin. Niye onu tanıyorsunuz? Kendi şehrini yönetememiş bir belediyeyi niye tanıyorsunuz diye Kıbrıs'ı Rumların uluslararası platformlarda bunu kullandığından adım gibi eminim. Dolayısıyla biz bunu hak etmediydik. Dolayısıyla biz böyle bir belediye başkanını hak etmiyoruz. 28 belediyemiz var. Mali sıkıntıda olan başka belediyeler var. Sırada Lefke Belediyesi diyenler var. Başka belediyelerden bahsedenler var. Ama bu rezaletler 27 belediyede çıkmadı. Bir belediyede çıktı. O da çıka çıka Başşehir Belediyesi'ne çıktı. Ve bütün dünya rezil oldu. Evet, ve maalesef. Bütün dünya rezil oldu. Yani Akıncılar Belediyesi'nde koz vermiş olduk. Yani Akıncılar Belediyesi'nde çıksaydı böyle rezaletler ki Akıncılar çok iyidir belediye olarak. Çıksaydı dersiniz yacak bucak bir yerdi. Zaten küçük bir yerdir falan filandır derdiniz. Zaten geliri ne falan derdiniz. Giderdiniz. Küçük bir köy belediyesidir derdiniz. Gele gele geldi Başşehir Belediyesi. Aslında yakında patlak verecek başka yerler de var. Onların duyumlarını da alıyoruz ama şimdi burada hem zamanımız yok hem de kesinleşmeden bunları ifşa etmek istemiyoruz. Birçok belediyenin de çok ciddi sorunları var. Sizin söylediğiniz Lefke Belediyesi'nin dışında ve personellerin de çok ciddi sıkıntıları var. Bunların duyumları bize geliyor ama ilerleyen günlerde de bunları izleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah sizler de yine bize katılır. Eski bir belediye başkanı olarak düşüncelerinizi, fikirlerinizi beyan edersiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar görüşelim diyorum ben. İnşallah. Oldu efendim, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bu akşamlık bizden bu kadar. Lefkoşa Türk Belediyesi dedik. Sayın Erk'le geçmişten günümüze kadar Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yaşanan gerek gelişmeleri gerek sorunları birlikte masaya yatırdık. Bilmiyoruz kafanızdaki soru işaretleri ne kadar cevaplarını buldu ama ilerleyen günlerde dediğimiz gibi farklı şeylere gebe mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. İnşallah Lefkoşa ve Lefkoşalı için çok daha güzel günler, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok daha güzel günler bizi bekliyordur. Buna gebeyiz inşallah diyoruz ve haftaya Perşembe akşamı saatler 9.30'u gösterdiğinde görüşünceye dek sağlıkla kalın diyoruz.